Adım Hicran Danışan. Ankara'da yaşıyorum. Evliyim ve iki çocuk annesiyim. Değişik işlerde çalıştım ama genellikle çocuk bakımı. Çocuk bakmayı seviyorum. Zeynep Ünal ben. 1982 doğumluyum. Aslen Yozgatlıyım. Doğukent'te oturuyorum 16 yıldır. İki kız çocuğu annesiyim. Ev emekçisiyim. Ben Arda Günün'ü. 18 yaşındayım. Bir lise öğrencisiyim. Ben Sibel Akdoğan. 36 yaşındayım. Burada yetiştim Doğukent'te. Burada büyüdüm. Burada evlendim. Çocuklarımı burada doğurdum ve Doğukent'in yerlisiyim. Kent semt eviyle 2018 seçimlerinde kapımız çaldı. Eşimle içerideydik. Bir açtık ki ellerinde bildirilerle merhaba biz Komünist Partisi'nden geldik. Aa dedim hoş geldiniz kızımın partisinden dedim. Sonra işte eşimi falan şey yaptık böyle. İşte kızım gönüllü oldu, eşim gönüllü oldu ama ben biraz gönüllü olmakta çekingenliğim vardı böyle. İşte inanç şu bu meseleleri şeye girince ben biraz böyle bir çekingenlik kaldım. Ama sonra o çekingenliğimin boş olduğunu anladım. Zaten ben hani özümde dinin siyasete karışmasını istemiyordum. Bunların da içeriğini duyunca böyle burada gelip gittikçe hiçbir soru sorulmadıkça işte kıyafete karışmadıkça böyle ben o zaman anladım yani. TKP ile geçen sene 23 Nisan'da tanıştım ben. Yolda kızımla gelirken bir afişe rast geldik. Bir kahvaltı etkinlikleri vardı Doğukent Semt Evi'nin. Kızımla birlikte geldik, katıldık. Çok hoşuma gitti o sıcaklık, samimiyet, doğallık. Özlediğimiz şeylerdi artık. Çünkü hepimiz yalnızlaştırılmıştık artık. Hepimiz kendi evlerimizde yalnız, mutsuz, umutsuz. Ama buraya ben geldiğimde onların hepsini arkama atmıştım. Unutmuştum o günü, unutmuştum yani. Farklı bir gündü benim için. Ben bir dershaneye gidiyorum. Dershanenin üst katında bir düğün salonu var. Orada yapılan bir konuşmaya denk geldim tesadüfen. Daha önce de girmek istiyordum zaten. Bir teşvik bekliyordum. O teşvik de önüme çıktı. Şöyle söyleyeyim. Benim ailem AK Parti geleneğinden gelen biri. Ama ben böyle hiçbir zaman ne AK Partisi ne CHP'si ya da ne MHP'si hiçbir zaman aklıma yatmadı. Burayla da deprem zamanında tanıştım semt evimizle. Buraya geldim, yardımlarda bulunduk, dayanışma içerisindeydik, örgüt içerisindeydik. Bunlardan etkilenerek TKP'li olmaya karar verdim. TKP ile tanıştıktan sonra ideolojimle bir fikir sahibi olma fırsatım oldu. Çünkü bizim kökenimiz de hani daha farklı siyasi ideolojiler peşindeydi. Ben de hem aileme hem de çevreme farklı bir bakış açısı yitirdim inanıyorum. Bu ben öncelikle çok yani böyle bağımsız böyle özgürce daha bir özgür ve her soruya yanıt verme. Artık kendi kendime ben bir birey olduğumu daha çok şey yaptım. Değiştirdi yani beni. Zaten öyleydim ama daha çok. Artık bir dik duruş var. Çok değiştiğimi hissediyorum yani. Düşüncemi özgürce ifade edebiliyorum mesela şu an. Mesela kısıtlamalar var. Ama o kısıtlamaları şu an dinlemiyorum. Devletimiz için, milletimiz için ve geleceğimiz için. Hani bir şeylerin değişeceğini ben TKP ile mümkün olduğunu biliyorum artık. Daha önceden başka bir partide üyeydim de. İki sınıf insan vardı orada sanki. Emekçiler ve zenginler vardı orada da. Ya biz emekçiler o zenginleri taşıyorduk bir yerlere. İşte meclise taşıyorduk, belediye meclisi üyelerine taşıyorduk. Daha sonra unutuluyorduk. Yeniden bize ihtiyaç duyulduğunda haberimiz oluyordu bizim onlarda. Ama derdimizi dinlemek için ya da bir ortak bir karar vermek için biz yoktuk onların hayatında. Sadece biz onların konumlarını değiştirmek için vardık. O yüzden 30 Nisan'da da geldim. Kendim dedim ki bana form verin. Ben Türkiye Komünist Partisi gönüllüsü olmak istiyorum, üyesi olmak istiyorum dedim. Yıllardır 41 yaşındayım ve 18 yaşından beri birçok partide aktif olmasam da gittiğim toplantılarına katıldım, işte bir şeyler dinledim, ettim ama hiçbiri Türkiye Komünist Partisi kadar emekçinin yanında olmadı. Olmuyor da, olamaz da yani. Çünkü onların işine de gelmez. Ben her şeyin TKP ile değişeceğini anladım. Aile etrafımın da hani ben bunu değiştireceğime inandığım için öncelikle ben başladım zaten hani. Nasıl yapacağız? Mesela bu semt evimizin değiştiğini gördük. En küçük bir şey olarak, ev olarak burada değişiyorsa yani ülke mahallede değişecek. Ondan sonra ilde, ondan sonra Türkiye'de değiştiririz. Niye olmasın? Yoldaşlarla omuz omuza verdiğimiz sürece olur, her şey olur, olmaz diye bir şey yok diye düşünüyorum.